Bazen de maçı izlerken bunu hissediyoruz. Yani bir, bir kopukluk var. Hani oyuncularla tabii, tabii. bir plansızlık. Ben ikinci benim yarıda. Benim de gözüme çarpıyor. Kayseri maçın ikinci yarısında ben Pereira'nın oyuncuların sesine kulak verdiğini düşünüyorum. Hmm. Yani bunu oyunu inanarak oynattığını düşünmüyorum. Yine kafa olarak aynı düşüncede, benzer felsefeyle oynamaya daha yakın ama. Muhtemelen ya sağdaki oyunculardan, ya işte kulübede kaptanlar var. İşte Mesut olsun, sosyal kaptan derken tecrübeli oyuncular var. Onlardan gelen, hocam bir de bunu deneyelim. Belki daha üretken oluruz gibi. Telkinler sonrasında bence bunu denedi. Ama orada da mesela ilginç bir uygulama bilmiyorum. Ee, Onun pozisyon yorumlarken e, değinmedik aslında seninle pazar günü. Mesela Ferdi'yi sağ bek, önünde İrfan... O oradaki oyuncu Mehmet mesela 20 santim uzun perdeden. Abarttım tabii de. 15 santim falan uzundur. 1.90 üzeri bir oyuncu. Yani sürekli avut atışları oraya kullanıldı. Kafa topları alındı. Kayserispor'un ikinci golü de Mehmet Benzer Yen, bir yani. çalışmayla, benzer bir setle geldi. Yani işte tam inanmıyor ya. Ya böyle olmaz diyor ya kafada. Aslında çok da oynatmak istemiyor. Mesela orada Nazım Tam bir sabek. Yani tam dört dünür sabek. Çıktı oyundan. Hataya da sürüklüyor bir yandan. Ya işte bu e, bu tercihler ya çok küçük bir hata bu belki. Şöyle bir Ferdi Nazım çok küçük gözüküyor. Küçük bir detay gibi gözüküyor. Yok, Ama değil. ikinci golü yedin. Değil. Ya orada Tabii. şu var ya bazen Örnek. aktörler derler ya bu filmi nasıl kabul ettiniz? Senaryoyu bir okudum hemen içinde olmak <laughs> istedim. Evet. Fenerbahçeli oyuncu da... Senaryoyu okuyunca bunun içinde olamıyorum diyor sanki. Uyuşmuyor. Tabii. Peki taraftarla da uyuşmuyor tabii bu durum. Taraftarın tepkisi de devam ediyor. Yani maç sırası maç sonu değil. Hala devam ediyor. Hatta bir grup taraftar stadyum çevresinde protesto pankartları astı. Bir o görüntülere bakalım şimdi. Yani e, yönetim eleştirileri gayet doğal tabi yani. Bu e, taraftarın bu tepkilerine benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. Şimdi maç oynanırken tepki verilmesi başka bir şey. Ben hep bunu söylerim. Yani 2-0 iken yönetim istifa diye bağırıp Kayseri Spor 3-3-3 diye bağırıp e, a, e, yani takımı biraz nasıl söyleyeyim olumsuz etkiliyorsunuz. ya Bunu da anlamaya çalışıyorum artık. Çünkü insanlar hakikaten işte 6-7 sene oldu. E, ortada bir kupa yok. İşin daha kötüsü az önce söyledim. Hani Sonuçlardan bağımsız olarak bir Galatasaray maçını kaybetsem dahi bu takım gidecek arkadaş diyebileceğin bir umut ışığı görmüyor insanlar. Doğal olarak bu tepkiler hem PRR'ye hem yönetime oluyor. Yönetim konusunda ben biraz farklı düşünüyorum. Yani genel şey şu, genel intiba şu Fenerbahçe camiasında. Ali Koç ikinci dönemine başladı. Yani ikinci üç yıllık dönemine başladı. Ama değişen hiçbir şey yok. Eee... <laughs> Kongre kararı alsın artık bıraksın gibi bir genel teamül var, genel fikir birliği var. Ben buna çok katılmıyorum. Şimdi Fenerbahçe camiası, mesela e, Galatasaray camiası ile Fenerbahçe'yi aradan ayıran, birbirinden ayıran fark budur. Galatasaray bir karar alırken başkan ya da teknik direktör ya da futbolcu mutlaka B planını hazırlar. Mesela Fatih Terim de, hep diyoruz ya Fatih Terim de ile aynı puanda bu kadar tartışılmıyor. Çünkü şu anda Galatasaray'da bir B planı hazırlığı yok. Evet. B planı olmadan Galatasaray adım atmaz. Camia kültürü bu Galatasaray'ın. Fenerbahçe'de ise tamamen anlık reaksiyon, ani refleks, kim olursa olsun, camia için çok değerli bir isim de olsa, işte Ali Koç gibi, camia için çok değerli bir isim de olsa, ortada bir başarısız tablo varsa hemen gitsin. B planı var veya yok. Hemen gitsin. Tepki bu oluyor. Genel olarak ikisi arasındaki fark bu. Ee, ben açıkçası Ali Koç'un Fenerbahçe'nin başkanlığını bırakmasını Fenerbahçe açısından sağlıklı bulmuyorum. Neden? Çünkü ben işte 10 yıldır aşağı yukarı takip ediyorum. Ne peki sıkıntı? Çevresi mi, yönetimi mi? Şunu yani çünkü hep teknik direktörde suç bulmak artık çaresizliğe itmeye başladı. Değil. Şunu anlatayım. Ee, neden... Ali Koç değişimine çok e, doğru bir fikir olarak bakmadığımı anlatacağım. Bir, Mali olarak Ali Koç'tan daha fazla fedakarlık yapabilecek bir isim çıkartamazsınız. Bu bir. Ha vardır. Fenerbahçe başkansız kalmaz ayrı. Bu ayrı bir cümle. Ama Ali Koç kalibresinde bir başkan da herhalde hiçbir kulüp için 3 senede bir çıkartamazsınız evet. yani. Zaten Türkiye'de kaç tane var. Şimdi bu bir, ya, bir kenarda dursun. Ama yöntemde bir problem var. Çünkü dört yıldır dön başa sar başa dön başa aynı şeyi izliyoruz. Aykut Kocaman, Komolli, Koku, Ersun Yanal. Gönder, Erol Bulut, Emre Belezoğlu, Pereira. Yani Aynı, benzer senaryoyu izliyoruz. Evet evet hep aynı şeyi tekrar ediyor. İşte kadrolar yöntemin, hocaya göre yöntemin değişiyor. Yöntemin değişmesi lazım. Oyuncu transferinde de benzer durumlar. Evet. Ben oyuncu transferi konusunda mesela geçen yıl Emre Belezoğlu'nun sportif direktörlüğü dönemi çok ağır eleştiriler aldı. Doğru mu? Evet. Mauricio Lemos'lar, Diego Perotti'ler, Samatta'lar efendim kim var başka? Çok böyle ...büyük, i̇şte, yabancı olarak gelip de... Yani, ...büyük diye söylediklerim üç var. Üç tane yani böyle... E, ...hayal kırıklığı yaratan... ...üç tane önemli transfer bunlar. Maliyet olarak tartışırsın. Samatta dışında çok büyük maliyetleri yok ama... E, ama gelen çok oyuncu oldu işte. Evet evet çok Adem fazla... Siz, ...Kemal Ademi vesaire Tian vesaire... Sizse... ...hani çok oyuncu geldi... ...ve içlerinden çok... E, ...hayal kırıklığı yaratan oyuncular oldu. Çok ciddi eleştiri aldı değil mi? Evet... Şimdi bu seneye dönelim. Emre Belözoğlu tecrübesiz diye gönderildi. Tecrübeli bir Pereira getirildi. Ali Bey operasyonu bizzat, bizzat kendisi yürüttü yöneticiyle birlikte. Bakıyoruz bugün Fenerbahçe'yi ileriye taşıyacak diyeceğiniz oyuncu. Yani ileriye derken seviye olarak ileriye, seviye olarak yukarıya taşıyabilecek oyuncu transfer kim var? Bir tek kim var? Kim? İnce'ye var onun dışında yani Diego Rossi iyi oyuncudur. Crespo iyi oyuncudur. Berisha iyi oyuncudur. Belki önümüzdeki yıllarda çok daha iyi seviyelere geleceklerdir. Ama bugün senin elindeki malzemeden daha iyi değiller. E o zaman bu oyuncuların transferi biraz mantıksız olmuyor mu? Zaten arka arkaya gelen mantık hataları görüyoruz. Fenerbahçe'de peki şunu sorayım sana Ali Koç e, ne söyleyecek yarın değil öbür gün daha muhtemelen yarın olmadı Muhtemelen kulüp televizyonunda konuşacak devam edeceğiz mi diyecek yani muhtemelen Pereira'nın e, göreve devam ettiği yönünde ve e, yönetim olarak da herhangi bir problem yaşamadıkları yönünde e, yani yaşamadıkları demeyeyim de bu yönde bir karar aldıklarını ifade edecek yani onun dışında zaten bir şey olsa şu ana kadar açıklanırdı diye düşünüyorum. Yani bu çünkü çok zor, çok saatlerce düşünülmesi ya da günlerce düşünülmesi gereken bir karar gibi durmuyor.